hanımefendiler, beyefendiler, çifte mazbatalı nikaha hoş geldiniz. Neşeli bir akşam olsun değil mi? Kesinlikle neşeli bir akşam olsun çünkü nikah akdini gerçekleştireceğiz. Çok kıymetli nikah şahitlerimiz var. Bence iki genç arkadaşımın bu anlamda sorumlulukları çok büyük. Böyle bir nikah akdi esnasında böyle kıymetli şahitlerin varlığı gerçekten ömür boyu göz altındasınız. Neyle ilgili? Mutlulukla ilgili. Yani daimi bir mutluluk sözleşmesi gibi olacak bu. Elbette ki burada şahitlerimizin huzurunda çok değerli konuklarımız da var. Her iki aile adına konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ve nikah akdimize başlayalım mı? Kısa ve öz sorularla devam edeceğiz. Gelin Hanım, sizden başlayacağız. Lütfen kendinizi bize tanıtınız. Eser Göktuğ. Alkışlayalım lütfen. Damat Bey, sizi de tanımak istiyoruz elbette. Lütfen kendinizi tanıtınız. Can Özkan Okan. Çok kıymetli Genel Başkanım, sizden başlayarak efendim sizleri de konuklarımıza tabii ki tanıyorlar her birinizi ama burada kanun gereği sizleri tanıtmamız gerekiyor. Buyurun efendim. Kemal Kılıçdaroğlu. Celal Adam. Canir Yazıcı. Ali Koç. Evet, Gelin Hanım sizden başlayacağız. Bayan Eser Göktuğ hiçbir baskı altında kalmadan Can Özkan Beyefendi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, bravo! Onun kararını biz vereceğiz. Yani ses çıkmadı gibi riskli bir uyarıda bulundun. Size kaç defa evet dedireceğini ben buradaki konuklara sorayım mı? İster misiniz? Peki. Sevgili Can Özkan, kendi arzunuz ile hiçbir baskı altında kalmadan Eser Göktuğ Hanımefendi ile eş olmayı kabul ediyor musunuz? Evet! Yeterli midir? Güçlü mü? Evet. Bir daha. Yeterli mi? Sanki çoğunluk yeterli diyor. Ben de çok güçlü buldum. Yormayalım sizi. Ben bazen efendim soruyorum hani güçlü mü, iyi mi ses? Yok, bağırsın diyorlar. Ses yine güçlü çıkmıyor diyorum. Anlaşıldı. Burada bile bağıracak cesareti yok erkeklerin, hanımlarının eşi karşısında. Evet. Çok kıymetli Fenerbahçe kulübümüzün başkanı, sizinle başlayarak hem de şahitliğinizi rica edeceğiz ama aynı zamanda her iki genç arkadaşımıza mutlak tavsiyeleriniz vardır. Şahit misiniz soracağım ama tavsiyelerinizi de alarak duygularınızı paylaşırsanız seviniriz. Bizim büyük babamız kendi çocuklarına, babam da bize derdi bunu, Sayın İsmet İnönü'nden aldığı bir tavsiye. Hanım bağırdığı zaman sen susacaksın, sen bağırdığın zaman hanım susacak. Hayırlı olsun, memnuniyetle evet. Evet. Efendim Kamil Bey, sizinle devam edelim. Siz de şahit misiniz diye soracağım ama tavsiyelerinizi mutlaka istiyoruz. Şahit olmayı şahidiz de inşallah birinciye kadar beraber Yusuf Vakti'ye çok kıymetli Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Celal Adan, sizlere de şahit misiniz diye soruyorum ama yanı sıra güzel duygularınızı gençlerimiz için istiyoruz.
çok yakın dostlarımızın çocukları, gençlerimiz. Milletimizin kabul ettiği değerlere hürmet ederek yaşadıklarını biliyorum. Ve bu güzel evliliğin hayırlı olacağını, ailelerine, kendilerine hayırlı olacağını inanıyorum. İki cihanda saadetler diliyorum, şahitlik edersin. Çok değerli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sizlerin de gençlerimizin enerjisini arttıracak cevabınızla beraber duygularınızı da istiyoruz. Buyurun efendim. Efendim tanıklık ediyorum. Bu tanıklıktan da son derece mutluyum. Tabii erkeğin sesi oldukça güçlü çıktı. Fena değil. Demek ki itik meydanlarında iyi slogan atabilirim. Siyasete transfer edebiliriz. Efendim elbette ki bütün tanıklar söylediler. Onların mutlu olmaları hepimizin mutlu olması demektir. Zaman zaman kavga edecekler, zaman zaman tartışacaklar, acı günleri, sevinçli günleri paylaşacaklar. Onların ömür boyu mutlu yaşamaları hepimizin ortak arzusu, benim de arzum. Ömür boyu mutlu olmanızı istiyorum ve bütün katılanlara yürekten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Çok kıymetli şahitlerimizin şahitliğini de dinledik ve cevaplarını aldık duygularıyla beraber. Bana da tabii bu güzel, bu kadim kentin belediye başkanı olarak sizleri ömür boyu mutlu olmanız şartıyla karı koca ilan etmek kalıyor. Hayırlı uğurlu olsun.